اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على, صلو على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد, محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم Yüce Rabbimiz hepimizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Yine Allah'ımızdan Celle Celaluhu niyaz ediyoruz ki bizleri, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Beş vakit namazlarını kılan ve İslam yolunda yürüyen bahtiyar kullarından eylesin. Allah Celle Celaluhu dünyada da ahirette de sıkıntı çektirmesin. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı, yardımcısı olsun. Amin. Dostlar, güzel insanlar, Allah'ın sevgili kulları. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hakikaten heyecanlandığımız bir haber. çok yakın zamanda 2 Şubat itibariyle azıcık bir zaman kaldı. 2 Şubat itibariyle Allah nasip ederse 3 aylarımıza girmiş olacağız. 3 Şubat'ta da regaib kandilimiz var inşallah. Yani Ramazan-ı Şerif'in o güzel rüzgarı, esintileri, o güzel rahmeti Elhamdülillah göründü. Tünelin ucu göründü. Şükürler olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği hadis-i şerifi hiç aklımızdan çıkarmayalım. Onun için bu hadislerle oturup kalkan efendim hayatını buna göre programlayan kimselerin kitaplarda görüyoruz. Öyle olmuşlar ki artık Ramazan-ı Şerif bitince Ramazan-ı Şerif bitince Ramazan-ı Şerif'teki yaptığı ibadetlerin tuttu oruçların kabul olup olmamadığını bilmediğinden hep dua ederlermiş. Allah'ım ya Rabbi kabul eyle. Hatalarımız vardı biliyoruz. Affeyle deyip böyle dua ederlermiş. Sonra da yaklaşık 6 ay Allah'ım Ramazan-ı Şerif'e bizi bir daha ulaştır ya Rabbi. Ne güzel de oruçlar ya Rabbi deyip Böyle Ramazan-ı Şerifi kollarlarmış. Biz de Ramazan-ı Şerifi bekliyoruz inşallah. Beklenmez mi? Şu müjdeyi hiç unutmayalım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kim Ramazan-ı Şerifte Allah'ın emretmiş olduğu orucu tutar, benim de sünnet olarak bıraktığım teravih'i kılar. Bunu da sadece Allah için yapar gösteriş için o bu demiş falan değil. Sırf Allah rızası için. Allah emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de teravih kılmıştır. Ben de bırakmayacağım. 30'a 30, 30 29'a 29. Hiç efendim bu noktada taviz vermeyeceğim. Bunu da orucunu tutarken zevkle tutuyor. Heyecanla tutuyor. Teravihini kılarken ona göre programlıyor efendim gideceği yeri, kalacağı yeri, efendim teraviye yetişebilir miyim, yetişemez miyim? Yetişemezsem hiç olmazsa evde cemaat gibi ama kaçırmayayım. Böyle güzel bir şekilde Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu geçirirse insan sonucunda sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah, Allah Celle Celaluhu o kimseyi annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arındırır, pırıl pırıl çıkartır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah Rabbim nasip etsin. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden yine dersimizi yapıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a malumunuz sahabe-i kiram gelir sorar, sor soru sorarlardı ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dinimizin birçok yönlerini bu sorulardan sonra alınan cevaplarda öğrenmiş olduk. İşte bir soru. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip sahabe soruyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir? Allah-u Teala'nın sevmiş olduğu bir amel ama en çok sevdiği. Şimdi insan Allah'ın rızasını elde etmek için Allah'ın en sevdiği işleri yapmaya çalışır. Yani kullarda bile birisinin gözüne girmek istersen ne yaparsın? Onun hoşuna giden şeylere efendim dikkate alırsın. Onlar neye efendim dikkat ediyorsa yemek noktasında onları yaparsın. Giyinme noktasında onu yaparsın. Ve buna benzer örnekler verebiliriz. Şimdi burada frene falan basıyoruz, duruyoruz. Çünkü kainatı yaratan, bizleri yok var eden Allah'ımız Celle Celaluhu bakalım en çok hangi şeyi seviyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu cevap buyuruyor ki Es salatu ala vaktiha namazı vaktinde kılmaktır buyuruyor. Allahu Ekber. Rabbim ölünceye kadar nasip etsin inşallah. Çocuklarımıza, torunlarımıza, yeğenlerimize, bütün Müslüman kardeşlerimize nasip etsin. Ne kadar önemli bir şey. Allah'ın sevdiği amel ne böyle fabrikalar, ne efendim şu diplomalar, ne şu kadar dolarlar, eurolar, altınlar, şunlar bunlar hepsini geç, 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 geç. Allah'ın sevdiği amel vaktinde kılınan sabah namazıdır. Allah'ın en çok sevdiği amel vaktinde kılınan öğle namazıdır. İkindi namazıdır, akşam namazıdır, yatsı namazıdır. Bunu insan yerine getirmedi mi? E bütün dünyanın olsa, bütün dünya efendim adeta kuşatsa, herkesin alkış alsa bir hiç. Allahımız Celle Celaluhu neyi seviyor? Vaktinde kılınan namazı seviyor. Hele hele böyle sabah namazına kalkıp huşu içerisinde efendim huzur içerisinde bir o kadar da şevk ile, aşk ile, zevk ile, keyif ile ya Rabbi geldim. Geldim Allah'ım deyip de sabah namazının hani var ya Es-salatu hayrun minen nevm Namaz uykudan hayırlıdır. Hemen uykunu bırakıyorsun, Allah için kalkıyorsun. Rabbim inşallah sabah namazımızda dahil olmak üzere ölünceye kadar bütün namazlarımızı vaktinde en güzel bir şekilde kılabilmeyi nasip eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sabah namazını ve ikindi namazını vaktinde kılan kimseler dehalel cennet cennete girmiştir diyor. Ben sallel berdeyni dehalel cennet. İki soğuk namaz, serin namaz, Birisi sabah namazı, birisi de ikindi namazı. Yani sabah namazının soğukluğu uykudan geliyor. Efendim sıcak yataktan geliyor. İkindi namazının da soğukluğu en hareketli, can canlı, canlı bir dönem. İş için öyle, geziler için öyle, sokaklar için öyle. Dolayısıyla bu ikisini başaran kimse diğer üç vakit namazı da Allah'ın izniyle halleder, geçer gider. Namazsız Rabbimizi bırakmasın. Namaz kılmayanlar da tövbe nasip eylesin. Namaz kılma şerefini nasip eylesin. Çocuklarımızın namaz kılması içinde de biliyorsunuz en önemli Kur'an-ı Kerim'de dualardan bir tanesi İbrahim Suresinin 40. ayeti. Yani Allah'ımız Celle Celaluhu bize İbrahim Aleyhisselam'ın duasını orada öğretiyor. Siz de böyle dua edin. Rabbi cealni mukimes salati ve min Rabbim beni ve benim zürriyetimi, benim çocuklarım, torunlarım, neslim, zürriyetim ta kıyamete kadar kim gelecekse hepsini ama hepsini Allah'ım ne olursun beş vakit namazlarını en güzel bir şekilde kılanlardan eyle. Ben de bırakmayayım Allah'ım. Çocuklarım, torunlarım, zürriyetimle bırakmasın Allah'ım. Amin. Bu işe takılmak lazım. Öbürleri zaten halloluyor Allah'ın izniyle. Öyle veya böyle geçiyor. Ama beş vakit namazını bir insan kıldı mı bilsin ki dünyada da efendim mutlu, bahtiyar, huzurlu, bereketli ve Allah'ın efendim rahmetini elde etmiş çok güzel bir insan. Ahirette de yine hadisi kutsizde Allah'ımız buyuruyor ki söz veriyorum ben, ben söz veriyorum. Beş vakit namaz kıldırıp da huzuruma gelen beş vakit namazını efendim hiç bırakmayan kimselere ben de cennetim vereceğim buyuruyor. Rabbim nasip etsin. Ne güzel bir şey. O yüzden namazla ilgili efendim oturumlar yapmak lazım, konuşmak lazım. Namaz kılmayan çocuklarımızı efendim e, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı bu noktada namaza yönlendirmemiz lazım. Yani namaz, namaz, namaz her şeyin başı bu. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz için o kadar çok hadisler var ki bunlardan sadece bir iki tanesinden daha bahsedeyim. Miraca çıktığında Efendimiz aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz her şeyden münezzeh bir şekilde Allah'ımız Celle Celaluhu ile birebir konuştu, görüştü. Miraç gecesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o görüşmesi o kadar harika oldu ki Allah'ımız Celle Celaluhu senin ümmetinin miracını da namaz kılıyorum buyurdu. İşte o gece beş vakit namaz bize farz kılındı. Yani Allah'ın hikmeti bütün Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, haberlerini Cebrail Aleyhisselam getirdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ama beş vakit namaz Allah'ımız Celle Celaluhu tarafından birebir Miraç'ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verildi. Bu nasıl mübarek, kutsal bir hediyedir ki bunu efendim alacağız, başımızın tacı yapacağız ve bundan hiç kopmayacağız. Allah'ımız Celle Celaluhu bir hediye gönderir, bir efendim bize beş vakit namaz kılın diye emreder. İnsan bunu efendim dikkate almaz mı? Çok özür dilerim. Kıytırıktan bir adamın sözünü dikkate alıyorsun. Oradan buradan gelen bir bir haberi dikkate alıyorsun da Allah'ımız Celle Celaluhu seni bekliyor, bekliyor, bekliyor. Bir gün değil, on gün değil, on sene değil, yirmi sene değil. Hala dönmedin. Ya estağfurullah. Namazda sonradan başlayan bir insan bile ne diyor kitaplarımız? Namazını kaza edecek ama kaza ettikten sonra bırakmayacak ödemesini gecikmeli yaptığı için nasıl bir şahsa ödemeyi gecikmeli yaptığında özür dilerim diyorsun. Allahu Teala'dan da özür dilemek lazım. Allah'ım ben bunu vaktinde kılamadım. Affet beni ya Rabbi. Estağfurullah dememiz lazım. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz hakkında ne buyuruyor? Mübarek Allah'ım ne güzel anlatmış bize. Ne güzel bir tarif yapmış bize. Diyor ki evinizin önünde şöyle bir ırmak olsa pırıl pırıl efendim sulu akıyor böyle şıkır şıkır, tıkır tıkır gidiyor. Ondan sonra şimdiki işte e, havuzlar var ya villalar falan böyle havuzlu, onlar gibi bir yerdesin, günde beş kere girip efendim yıkanıyorsun çıkıyorsun, efendim girip çıkıyor, yıkanıyorsun çıkıyorsun, yıkanıyorsun çıkıyorsun, beş kere günde yıkanan bir insanda kir diye bir şey kalır mı? diye soruyor. Hayır Ya Resulallah deyince sahabe-i kiram, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Beş vakit namaz buna benzer. Aynı şekilde Allah Sülcalü'ye iki vakit namaz arasındaki yapılan günahları yıkıyor bir namazda. Efendim diğer namaza kadar bir şeyler yapabiliyorsun, kulsun, beşersin, şaşarsın. Efendim yine yıkanıyorsun, temizleniyorsun. Oh! Elhamdülillah. Peki namazsız adam ne yapacak? Günah kirleri üst üste biniyor, 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 biniyor. biniyor efendim zifiri bir karanlık, zift gibi efendim kapkara bir kalp, kapkara bir beyin, kapkara bir gönül. La havle ve la kuvvete illa Ya Rabbi yalvarıyoruz sana. Hem biz, hem çocuklarımız, hem neslimiz, zürriyetimiz, hem damatlarımız, hem gelinlerimiz, beş vakit namazlarımızı seve seve efendim bilinçli bir şekilde Ya Rabbi kılmayı nasip et. Hiç bırakmayalım Ya Rabbi. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala. Beş vakit namazı böyle koyalım yerine. Şimdi hadis-i şerifin diğer bölümüne geliyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselama Allah'ın en sevdiği amellerden sorulunca birinci bölümde vaktinde kılınan namaz buyurdu. İkincisini sordular. Sünme. sonra hangisidir? Ya Resulullah dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam birrul valideyn buyurdu. Yani anaya babaya iyilik yapmak buyurdu. Ana baba istepnesi olmayan insan için cennet hazinesi. Annen baban. Her şeyin istepnesini bulursun. Arkadaşım bulursun, dostum bulursun, paranı bulursun vesaire vesaire. Ama annenin babanın efendim asla ve asla karşılığı yok. Dolayısıyla eldeyken onların kıymetini bil. Onları razı etmeye çalış. Çünkü Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı öfkesi de annenin babanın gazabında öfkesindedir. Aman ya Rabbi çok dikkat edelim. Yani şu anda elinde böyle fırsatı olan annesini, babasını yakalamış veya bir tanesini yakalamış, diğer ahirete gitmiş o kimsenin efendim cenneti hazır. Hemen onları memnun etsin. Onlardan Allah evladım senden razı olsun diye bir dualan alsın. Olayı kurtarsın. Rabbim nasip etsin inşallah. Hatta şöyle biliyorsunuz bir kıssa vardır. O da çok önemli. Çocuklarımıza paylaşalım. Çocuklarımıza bu noktaları efendim konuşalım. Google amcıya yazalım çıksın onu anlatalım. Veysel Karani Hazretleri. Veysel Karani Hazretleri annesi yaşlı, annesi bakıma muhtaç. Evlenmiyor. Çoluk çocuğa karışmıyor. Niye? eğer evlenirsem onların hakları var tabi. Çoluk çocuk hanım derken anneme yeterince ilgi, 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 alaka kuramayacağım diyor. O halde ben evliliğimi bırakıyorum diyor cennete. E ne olacak? O zaman annesiyle beraber böyle efendim güzel efendim kendisi deve çobanı çobanlığını yapıyor. Akşam geliyor onun hizmetlerini yapıyor. Ama bir duyuyor ki Yemen'de Veysel Karani Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere gelmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Selam'ın aşkıyla yanıyor. Görmedi ama öyle görmeyen insanlar var diye böyle Allah diye bağırır. Aynı o şekilde bağırıyor. Allah'ım ya Rabbi görebilir miyim ben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı? E, görmek istesem de anamı bırakıp da nasıl gideceğim? Fakat o ateş öyle yangın efendim etrafını, kalbini, beynini yakıyor ki Güzel diyor, annesine, diyor ki anneciğim bak bugüne kadar senden bir şey istemedim dünyalık olarak. Ama bir şey isteyeceğim. O da efendim kendim için de değil. Hem senin için hem geleceğimiz için. Anacığım müsaade edersen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki efendim mübarek o mescidine, o nurlu efendim güzel adresine gitsem, onu bir görsem hani saadetinde ondan sonra gelsem ne buyurursun? Öyle tabii gözü yaşlı, istekli olunca anneler dayanamaz. Anne dayanamıyor. Tamam evladım git, git. Kapısına kadar git, sor. İçerideyse ziyaretini yap evinde ama yoksa hemen çık gel. Tamam mı evladım? Tamam anneciğim. Allah senden razı olsun. Elini ayağını öper, yola koyulur. Yemen'den Medine-i Münevvere'ye. O günkü şartlarda efendim ağaç, çıplak, sıkıntılı e, bir yolculuk yapar, gelir Medine Münevvere, heyecan içerisinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kapısını çalar. İçeriden annemiz, Ayşe annemiz radıyallahu anh'a kim o? Ben Üveys. Ben Karen köyünden, Yemen'den geldim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek istiyorum. Mümkünse. Müsait midir? Ya Üveyz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu anda mescittedir. Oraya git, orada ziyaret et. Mescit neresi? Hemen yanı başı evinin odasının diğer tarafı mescit. Bir duvar parçası efendim, o günkü şartlarda efendim, ayırıyor. Üveyz'in cevabı. Anneciğim, ben ben mescide geçemem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam belki göremeyeceğim. Selamımı söyleyin kendisine. Üveys, Üveys, Veysel Karani, Karan köyünden geldi. Ona selamımı söyleyin. Dualarını efendim esirgemesin. Onu çok seviyorum. Ben çünkü anneme söz verdim ve geri döneceğim. Gider. Annesine gerisin geriye. Yani şöyle dönse, ya yani mübalağa etmeyeyim, 15-20 adım daha atıp da 15-20 adım daha atsa öbür tarafa doğru dönse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görecek ve sahabe olacak. Sahabe olacak. Fakat işin ne kadar ilginç şunu efendim burada yatıyor ki dikkat edin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra sohbetinden sonra evine geldiğinde hani saadette Burada bir nur var. Burada ayrı bir koku var. Kim geldi ya Ayşe? Üveys adınla Karan köyünden Vesel Karani geldi. Yemen'den geldi. Size de selamları var. Ve aleyhisselam ve aleykesselam. Ve hemen Hz. Ali radıyallahu Hz. Ömer radıyallahu anh'ı çağırttırıyor. Efendimiz Gelsinler buraya mübarek üzerinde giymiş olduğu hırkasını çıkartıyor ve efendim katlayıp diyor ki Hazreti Ali Efendimiz'e, Hazreti Ömer Efendimiz'e radıyallahu anhıma bunu gideceksiniz Yemen'e Karen köyünden üveysi bulacaksınız benden hediye olarak ona efendim onu sunacaksınız kendisinden özel dua isteyeceksiniz Bunlar yapılıyor. Kime yaptırıyor Efendimiz cennetle müjdelenmiş sahabelerden iki tane yıldıza yaptırtıyor. Kim? Deve çobanı efendim Üveys ve altın vuruş şurası olacak ki anne sözü dinleyen annesi itaat eden kimseye Allah peygamber hırkası giydirir. Giydirdi mi? Giydirdi. Bugün içinde anne sözü dinleyen, baba sözü dinleyen kimseyi Allah dünyada da zirveye çıkartır, güzel işler yaptırtır, Allah yolunda yürütür ve sonunda da cennet, cemalullah ona nasip olur. İnşallah. Rabbim çocuklarımızı da çok itaatkar, hayırlı etsin inşallah. Üçüncü bölüme gelelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a üç maddelik bir soruydu bu cevap soru ve cevap şeklinde geldi. Üçüncüsünde anne babaya itaatten, anne babaya iyi davranmadan sonra hangisini Allah en çok sever amelin diye sorulunca el cihad fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmek, Allah yolunda uğraş vermek, Allah yolunda koşuşturmak, hizmet etmek. Rabbim ölümümüze kadar hep böyle hizmet ettirsin koşuştursun ve başarılı kılsın. İnsanların hidayetine vesile olmayı nasip etsin. İnsanların namaza başlamasına vesile olmayı nasip etsin. İnsanlara hayrı anlatmayı nasip etsin. İnsanlara Allah'a kavuşturma noktasında köprü olmayı nasip etsin. Ama illa bir dava sahibi olmamız lazım. Dava sahibi olan kimseler, davası olanlar asla başkalarıyla kavga etmezler. Dava sahibi olan insanlar asla parasal yönden sıkıntı çekmezler. Dava sahibi olanlar idealist insanlardır. Onlar efendim kendi davaları egemen oluncaya kadar, kendi davaları hakim oluncaya kadar Allah davası yeryüzünde efendim kendisini gösterinceye kadar, Allah'ın sözü dinleninceye kadar rahat etmezler. Onların istirahatleri Allah yolunda hizmet etmektedir. Onların koşuşturmaları kendilerine efendim bir zevk verir, aşk verir. Yani dur durak bilmezler onlar. Rabbim o güzel yolda koşuşturanlardan etsin bizi de inşallah. Öyle oldu zaten. Koşuşturdular, bize bu dinin i geldi. Biz de koşuşturalım, yarın efendim bir yerlere daha bunu götürelim. Allah razı olsun büyüklerimizden neler yaptılar. Mesela yakın tarihten, daha önce de paylaşmıştım size. Adnan Menderes rahmetli ne yaptı? Kendisini canı pahasına olsun. En son şehadet şerbetini içti o idam sehpasında. Efendim başbakanlık vesaire hiçbir tanesini dinlemedi. Ve dedi ki bu memlekette 18 sene ezan yasaklandı. O 18 sene yasakla ezanı Allah'ın izniyle ben tekrar efendim Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Onun sayesinde Tanrulu 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 Tangurtungurt diyen Tanruludur sözleriyle beraber 18 sene Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Buna hasret olan Türk milletine o güzel efendim ezanı yaşattılar duyurttular elhamdülillah. Allah gani gani rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Emin Saraç hocamdan rahmetullahi aleyh bir gün Fatih Camii'nde dersteyiz böyle. Anlattı da kendisi Ali Haydar Efendi kaddesallahu sirra Emin Saraç hocamın hocasıydı. Bize dedi ki diyor derste Allahu Teala Celle benden kabul etse bugüne kadar yaptığım ibadetlerimi efendim kitaplardan, zikirlerden kaldığı, aldığım sevaplarımı ben Adnan Menderes'in Allahu Ekber diye Türkiye'ye bu ezan sesini duyurmasındaki kazanmış olduğu sevapla değişmeye hazırım diyordu. Yani Ali Haydar Efendi gibi o güzel insan Adnan Menderes'in Allahu Ekber dedirttiğindeki kazanmış olduğu o yüce mevkiyi değişmeye hazırım diyor. Nasıl bir efendim aşk, nasıl bir heyecan. Biz de inşallah Rabbim nasip etsin efendim başta Türkiye'miz olarak bütün dünyaya İslam'ın, Kur'an'ın hakimiyetini görmeyi nasip eylesin. Bu yolda koşuşturmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Son nefeste iman, Kur'an şehadet nasip eyle. Evlatlarımızı neslimizi hayırlı eyle. Damatlarımızı gelinlerimizi hayırlı eyle. Hepsinin beş vakit namazlarını kılmalarını nasip eyle. Ya Rabbi evlerimizde namaz kılmayan kimse olmasın. Torunlarımızdan, akrabalarımızdan namaz kılmayan kimse olmasın Allah'ım. Ya Rabbi yine sana yalvarıyoruz. Ülkemize, İslam alemine yardım eyle. Ekonomik yönden bizi başarılı eyle. Muhtaç etme Ya Rabbi. Kimseye muhtaç etme. Kendi kapından başka kapı aratma hayırlı bol bereketli yağmurlar nasip eyle. Hayırlı bol bereketli ürünler nasip eyle. Ve ya Rabbi dünyamızı, ahiretimizi mamur eyle. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Borçlara bir an evvel borçlarını ödeme kolaylığı, rahatlığı nasip et ya Rabbi. Amin. Allah'ım evlerimize huzur, işlerimize kazançlarımıza da bereketler nasip eyle. Ya Rabbi işi olmayanlara iş nasip eyle, Hayırlısıyla. Eşi olmayanlara eş nasip eyle. Hayırlısıyla. Okuyan kardeşlerimize hayırlı başarılar nasip eyle. Rızana uygun çalışmalarla inşallah üniversitelerde, liselerde, ilkokullarda efendim ve birçok yerlerde hayırlı bir şekilde hizmetler yapabilmeyi nasip eyle. Diyanet Başkanlığımıza efendim yardımlarını esirgeme ya Rabbi. Öyle şom ağızlı kimseler çıkıp da Kur'an eğitimi veren yerlerimiz için çağ dışı diyorlar. Allah'ım bunlara asla efendim iktidar olma yüzü gösterme. Bunlara fırsat verme Allah'ım. Ee, ya Rabbi sana كُلُّكَدَاً سَنِي تَعْنِيَاً إِنْسَانْدَرَ بَشَمُزَ هَبْ حَاكِمَ يا رَبِّهِ آمين 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bütün ölmüşlerimizin ruhları için بابا، baba dede akraba talikat bütün ahiret kimselerin ruhları için Allah